Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Gerçi siz bu vlogu cumartesi izleyeceksiniz ama olsun, yine de ben hepinizin cumasını kutluyorum. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bu elde böyle ne oluyor bilmiyorum. Saat şu an 1. Anca vlog başlayabildim. Sabahtır neler yaptım hemen anlatayım. Ömer'in yüzüne demeyip sayesine mi diyeyim artık, ne diyeyim ya da sebebine. Temizlik yaparken vlog çekemedim. Çünkü sürekli tripodun yerini değiştirdi. Ben sabitliyorum koyuyorum, o alıyor başka bir yere koyuyor. Ben sabitliyorum oluyor. Koyuyorum, o oluyor başka bir yere koyuyorum. Neyse artık pes ettim yani, koy verdim, bıraktım yani vlog çekmeyi. Yani temizlik yaparken koltukların yerini yani birazcık değiştirdim. Tekrar şöyle bir oturma odasında bir farklılık yaptım. Koltuk oradaydı. Oradan aldım. Şöyle şuraya koydum. Halımı yan ama birazdan göstereceğim zaten. Ömer şu vitrinin içini falan böyle çok karıştırıyor. Oradaki resimleri falan hep indiriyor, elliyor, bir şeyler yapıyor. Tekrar o işte hani vitrinlerin tozunu aldım, sildim. Ondan sonra birazcık şeyin üstüne, kaloriferin üstüne dedim artık hani yavaş yavaş kaloriferleri aç. Yavaş yavaş değil, hatta aç. Yani bu hafta hiç kalorifer açmadık. Onun için dedim ki hani şu kaloriferin üzerine artık şöyle bir resim falan koyayım. Neyse, temizliğimi güzel yaptım. Her tarafları temizledim. Bir şimdi banyoyu süpürüp silmem lazım. Bir orası kaldı. Bugün pasta siparişim de vardı ayrıyetten. Dün gece büyük bir kısmını yapmıştım. Sadece bir kaplaması işte diğer süslerin üzerine koymak kalmıştı. Onu da demin yaptım, teslim ettim. Gelen bayan çok beğendi. Allah'tan yani böyle beğenildiği zaman çok hoşuma gidiyor. Beğendikleri zaman yani, beğenildiği zaman demeyeyim de hani beğendikleri zaman, müşterinin hoşuna gittiği zaman hoşuma gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Şöyle kısaca size oturma odasını şöyle bir tur atalım. Nelerin yerlerini değiştirmişim onları bir göstereyim. Ki zaten aslında komple değişecek burası. Komple derken biliyorsunuz pembe halılarım falan gelecek. Anacığımın pembe, çok tatlı böyle pembe iki tane halısı var. Onları ondan indiragandi yapacağım. İşte perde merde falan değişecek biliyorsunuz. Daha yemek masası almadım. Orası duruyor. Oraya Ömer saltanatını kurdu. İşte bir polis arabasıyla bir Mercedes'i var. Onları koydum oraya. Onlar orada duruyor. Park ettik oraya. Her neyse. Bugün maalesef hiç güzel bir hava yok. Ciddi söylüyorum, hiç güzel bir hava yok. Bir haftadır çok güzel hava vardı. Ama şimdi bugün tam bizim böyle arkadaşlarla mangal yakacağımız gün, yağmur yağıyor. Tam yağmur gece yağmış. Sabahtır hiç daha yani saat 1 oldu. Hiç yağmur yağmadı ama yağacak diye gösteriyor. Ama olsun, hiç önemli değil. Şimdi size birazdan göstereceğim. Zaten bu benim terastaki masa ıslanmaz mı, kötü olmaz mı diyen çok kişi oldu. Terasımın üstü kapalı. Onu da tekrardan göstereceğim ki hani görün diye. Terasın altında büyük bir ihtimalle yaparız mangalı da. Ay bak, aklıma gelmişken hemen üst komşuya da söyleyeyim. Camlarını kapatsın, mangal yakacağım diyeyim. Neyse dur, vlog kapatıyorum. Hemen aklıma gelmişken üst komşuma söyleyeyim. Camlarını kapatsın. Ondan sonra oturma odasını dolaşalım. Terası bir tekrar göstereyim size, şeyin üstü kapalı mı değil mi. Ondan sonra artık mangallıklara başlayalım. Başlayalım. Mangallıkları hazırlayalım sizlerle. Ondan önce sizin kısaca ama şöyle çok kısa bir yaptığım pastanın videosunu çekmiştim. Şey ama bitmiş halini çektim. Yaparken çekmedim. Onu da sizlere göstereyim. Ondan sonra. Evet, şimdi bir pasta siparişim vardı. Bir dakika, onu hallettim. Şöyle postun üstüne de koydum resim çekmek için. Bu da böyle bir şey oldu. Herkesi kurtarırım. Dön bakalım. Süper kahraman. Nasıl geçti bugün okulda karnavalınız? Çok güzel. Gerçekten. Evet.
Ne yaptınız, neler yaptınız? Anlat bakalım. Şarkısı söyledim kahvaltıda. Hoppa kahvaltıdan. Tamam. Başka neler yaptınız? Güzel kahvaltı yaptınız mı hep birlikte? Evet. Nutella brot. Bir de kese. Bizim sosislerimiz de. Yediniz mi? Evet. Tamam. Süper. Lollipoplar da. Tamam. Bağırma ama Ömer uyuyor. Lollipoplar da. Tamam. Şöyle bir dön bakalım. Niye? Pelerinden dön. Dön dön. Ne zor iştir. Heh. Elinde yukarı kaldır. Huu yap. Tamam. Hadi şimdi o elindekini yap. Tamam mı? Ama evet, gördüğünüz gibi tekrar oradan şeyi koltuğu buraya koydum. Burası boş kaldı. Tabii yemek masasını ben bahçeye çıkartınca. Ömer şöyle arabalarını koydu şuraya. Şöyle. O da orada duruyor. Boş boş. Her neyse. Bunu böyle alayım dedim. Dün şu aldığım aksesuar göstermedi. Ben şimdi burayı pembe gold yapacağım için dün de böyle Kik'te indirime girmiş. İnanır mısınız? Kaça aldım söylesem inanmazsınız. Belki de 1 euroya aldım. Tekti. 1 euroya aldım onu. Her neyse şöyle yaptım. Halımı şimdi çapraz koydum diye çok laf edenler olacak tekrar. En başta Selma yazacak biliyorum halıyı düzle diye. Ama ben yan durmasını seviyorum. Niye bilmiyorum ama böyle yan durmasını seviyorum. Şöyle. Bu nargileyi de tekrar buraya koydum. Bakın hoş değil. Bunları demin Ömer parmak izi yaptı komple. Ama siz benim aşkımın. Bir saniye. Aa, o da olmuyor. Baksanıza ne kadar çok güzel saçları vardı. Pis çirkin hanım. Yavrum benim. Ömer'in çok kıvır kıvır saçları vardı. Ama demin hep parmak izi yaptı bunları. Birazdan tekrar bir silmem lazım. Şuraya şöyle köşe yapayım dedim. Oturduğum zaman göz zevkim güzel olsun diye. Yine tekrardan bu şekil koydum arkadaşlar. Vitrinin içini tamamladım tekrardan. Şöyle. Yine bunları koydum. Saatimi zaten biliyorsunuz. Duvarlarım çok boş ama olsun. En yakın zamanda onu da dolduracağım oraları. Bakın. Görüyor musunuz? Üst kattakinin balkonu var. Onun için hiç yani böyle benim masamın üstüne yağmur gelmiyor. O halının olduğu yere de yağmur gelmiyor. Hiçbir şekilde. Hatta bak. Evet arkadaşlar şimdi Cennet geldi. Eltisi Melek de geldi. Mangalları ikisi almışlardı ortak sağ olsunlar. 3 kilo kanat almışlar. İlk kapta siz fast five kilo ne? Denk iş ma. Doh. 2 kilo tavuk göğsü var. Bunları böyle şey yaptırmışlar. Şöyle uzun uzun. Köz bastı gibi. Daha sonra ben 1 kilodan köfte yaptım. Bir paket sucuk getirmişler. Şunları ben çıkartmıştım. Mikan çok seviyor diye. Tekrar yine Melek'le Cennet böyle sosisler almışlar. Hem tavuk hem hindi ızgara sosislerinden. Şöyle acılı da almışlar ekstra. Die machen wir dann extra, damit die Kinder nicht dran gehen können. Ondan sonra tekrar yine böyle sosisleri de almışlar. Şimdi Melek ben suları almaya yetiştiremedim diye suları almaya gitti. Cennet bir de pasta almış. Akşam keyfinde çayla birlikte yeriz diye. Daha sonra tekrar yine şöyle bir tane cips almış. Melek de yine bir tane cips almış. Böyle misafire mangala herkes gelsin. İki tane de pide almışlar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ben bunları hemen marine edeyim, bekleteyim. Sonra köftelerimi yapayım. Sonra sucukları keseyim.
Evet, saik. Bak bak, tamam, annesine. Kaç, annesine gösteriyor. Ja. Und was meint sie? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Habe ich genauso hinbekommen wie du. Hazırlıklarımız kaç, tamam. Nachbarin gesagt, probier mal. Diese 3 kilo. Demiştim zaten, kanadımızı güzel marine ettim. Daha sonra bunu da çok güzel körili marine ettim. 1 kilo kıymadan köftemiz. Bayağı bir çeşit. Bayağı dolu, koca tepsi doldu. 1 karton sucuğu komple doğradık. Sosisler de hepsi doğrandı. Şimdi arkadaş şeyi gösteriyor. Ben onun annesinin patates salatasına bayıldım. Tam böyle şey, Rus patates salatası. Çünkü içinde salam. Salam var. Bu arada arkadaşlarım Alman ama Müslümanlarla evli oldukları için kesinlikle domuz eti falan yemiyorlar. Yani biz gibi Türk bakkalından, Türk marketinden alıyorlar. Ben ona şey demiştim. Hani illa ben işte bir şey yapayım, ekstradan yine evde her şeyleri alayım, böyle konuşayım. İlla evden bir şey yapıp getireyim dedi. Ben de dedim ki o zaman, kız dedim, ananın dedim yaptı. Ananın. Annenin dedim yaptığı patates salatası çok güzel oluyor. Çünkü birçok kez doğum günlerine falan denk gelmiştim annesinin patates salatasına. Ondan sonra dedim ki o zaman dedim o patates salatasından yap. Çok güzel oluyor. Dedim annenden tarifini al yap. O da yaptı. Şimdi annesi aradı, onu yaptın mı, güzel oldu mu diye soruyor. O da gösteriyor. Tamam, onayı aldı. Benden de onayı aldı. Eltisinden de onayı aldı. Annesininki gibi olmuş. Şimdi güzel. Bütün hazırlıklarımız tamam. Şimdi ne yapacağız? Kadın başımıza. Şimdi kadın kadına toplandık tabii ki. Mangalı yakacağız. Melek Gülşen'le Efehan'ı almaya gitti oğlun. İkisi aynı okuldalar. O şimdi onları alacak, gelecek. Ben de bunların hepsini bahçeye, masanın üstüne koyacağım. Ondan sonra o gelene kadar mangalı hazırlayacağım. Ondan sonra birlikte pişireceğiz. Böyle yani. Vallahi bayağı da bir hazırlık oldu. Keselerine bereket. Ben de bütün suları, çerezleri, meyve suları, işte gazlı içecekleri falan aldım. Öyle yani. Böyle kız kıza bir gün olacak. Bayağı da kalabalık olacağız. Çünkü bu büyük olan Elti'nin şeyi de gelecek. Gelin de gelecek. Gelin derken yani oğlunun kız arkadaşı da gelecek okuldan doğru. Diğer iki tane oğlu da gelecek. Kaç yaşlarından hatırlamıyorum da biri 13 falan herhalde. Biri de 10 muydu, 9 muydu öyle bir şey, ya da 11 miydi. Öyle onlar da okuldan doğru buraya gelecekler. Yani bayağı böyle bir kalabalık olacağız. Yanaklarım da böyle al al olmuş. Her şeyi buraya masaya koydum. Grill de oraya koydum. Orada yakacağım, daha sonra şuraya getireceğim. Ah vallahi bize kolay gelsin. Sen bugün uç öğür böceğim. Eren, gitme Rasma. Uç böceğim. Bas No. Eren. Achso, du stehst ja da oben. Özim kreischt. Ich habe mich selber dann markiert und die Janet. Ja, toll. Arkadaşlar, ben bugün uğur böceğim. Mangal yakılır. Anam! Sesli bak. Neyse. Şu ateş de gitsin de ondan sonra yapacağım. Ha, ben burada çalışıyorum. Ha, onlar orada oturuyorlar. Şimdi diyeceğim ki baban da mı mangalcıydı? Tabii ki babam da mangalcıydı. Görünüyor mu? Bakın. Ne güzel yaktım ama. Güzel oldu. Bakın. Ay, yüzüm yandı. Ve yavaş yavaş
ateş dibine çökmeye başladı. Ateş tamamen gittikten sonra kömürler tamamen kıpkırmızı olduktan sonra inşallah, maşallah, mangalı da yakacağız. Aman şey yiyeceklerimizi pişireceğiz. Böyle arkadaşlar. Evet, sosislerden başladık. Vallahi hemen ilk kokusu gelmeye başladı, yemin ediyorum. Mahtuma. Ja, Mahtuma. Ich habe immer nur Angst, dass das bei mir runterfällt. Aber guck mal, aber jetzt sieht das nicht so aus. Ah, genau, jetzt sehen die doch gut aus. Ja, das ist nicht so schön. Vallahi demin erkenden koymuşuz. Ben yani biraz acelecilik yaptım. Melek bana koyma dedi ama surata bak. Çok acele ettim. Hemen böyle ilk yanlıydı. Sonra çıkarttık onları. Ateşim birazcık... So. İki yerden video çekiyorum. Bir buradan çekiliyor. Bir de oradan video çekiliyor. Ya. Ya buradan da. Ya. Böyle was ist passiert? Ja. Ah cennet ah, hepsini çok kesmişsin. Ya. Heh, sosislerdeyiz hala. Daha kanatları geçemedik. Çünkü ateş hala çok har. Böyle yani yapıyoruz. Aslında hava bayağı soğuk ama biz bayağı ısınıyoruz. Ne Melek? Biz ısınıyoruz. Hava soğuk. Ha. Es ist kalt, aber wir frieren nicht. An dem Grill ist es richtig warm. Ja. Çok, çok sıcak. Evet, şimdi size diğerlerini göstereyim. Diğer temel tenekeleri. A bakın. A bakın. Hepsi orada oturuyor. Ay hiç haberleri yok. Wink wink. Milena atkın ne? Ömer'e bakın. Nerede? Birazcık pişireyim, azıcık da video çekeyim. Ama şu an göbeğim yanıyor. Evet arkadaşlar, o kadar çok sosis almışlar ki daha kanatlara geçiş yapamadık. Vallahi bir saat oldu, hala daha sosis pişiriyoruz. Ya. Tamam, das reicht. Sosisleri, sucukları kızarttık, kızarttık kanatlara. Ateş kalmadı. Klok. Ama nasıl güzel çatırdıyor. Çıt çıt çıt. Kömür ilave yapmak zorunda kaldık arkadaşlar. Çünkü daha hiç bir tane bile kanat kızartamadık. Soll ich jetzt weitermachen? Gib. Schwerstarbeit. Ja, ne? Ay. Wart, soll ich so mein Handy anfassen? Ja, klar. So, jetzt. Ich mach's aber, ich hab's schon.
Ja, geht dran. Ja. Ja. Oluyor mu? Aber dich nehme ich jetzt nicht auf, Özlem. Nein, nein. Nicht bis. Hallo. Ach doch, wir haben es doch geschafft. Ja, ja, siehst du, Gott sei Dank. Frauenpower. Evet, kadının gücü. Frauenpower. Ich nehme die das Ganze mal so mitten. Genau, dann brennt das alles. Genau, und später verteile ich das dann auch. Genau. Ich bin schlau, ne? Ja. Hey. Boah, ich habe mir Sorgen gemacht. Aber hat doch noch geklappt, ja. Wie toll das brennt! Ja. Ich mach Pause. Ich bin dir mit dir. Verbrennt doch eh. Ja. Und direkt so heute. Ja, aber das verbrennt doch eh jetzt. Tam 3 saatin sonunda. Yemin ediyorum size tam hangi odaya girsem, hangi odaları şaşırdım. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ciddi söylüyorum, ayaklarımı hissetmiyorum. Tam böyle şeyde ateşte bayağı bir sorun yaşadık. Çok fazla mangallık vardı ve yaptığımız ateş yetmedi. Tekrar kömür atıp tekrar ateşlendirmek zorunda kaldık. Bu da bayağı bir vaktimizi aldı. Tam 3 saatte bitirdik arkadaşlar. Tam tamına yemin ediyorum size 3 saat sürdü ve açlıktan öldük. Tabii çocukları bu saate kadar aç bırakmadık. Çocukları doyurduk. İlk pişenlerle onları doyurduk ama kanatları da en sona bırakmıştık. Hani böyle en son pişsin, yavaş yavaş pişsin. Bayağı bir yavaş pişti. Her neyse. Şimdi hemen hepsi başladılar. Bitirmeden gideyim ben de oturayım bir şeyler yiyeyim. Gece uzun. Yarın zaten hafta sonu cumartesi olduğu için dedik ki hani çocuklar uyurlar biz devam otururuz dedik. Bakalım çay faslında görüşürüz. Thank you.
arkadaşlar. Şu an saat gece 1. Melek'le sağ olsun bütün evi temizledik. Hemen 2 dakikada her yerleri hallettik. Bulaşıkları hallettik. En son bir de etrafı ben güzel süpürdüm. Ha bu 3'ü uyumamak için direniyor. Şimdi biz güzel bir gece kahvesi içelim dedik. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarınki vlogda tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.